Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugün sizlere yulaf ekmek tarifimle geldim. Bu tarif hem lezzetli, hem pratik, hem de besleyici. Bu gösterdiğim şey karnıyarık kutu tozu. Bundan bir çay kaşığı kadar kullanarak yapıyoruz. 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir çay kaşığı karnıyarık kutu tozu, birazcık tuz ve yarım su bardağı normal içme suyunu koyuyorum. Karıştırıyorum, köşeye alıyorum. 10-15 dakika kadar bekliyorum ki bu bağlayıcılık özelliği aktifleşsin. Evinde karnıyarık kutu tozu olmayanlar için ise bunu başka bir şekilde yapıyoruz. Burada da yine aynı şekilde 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, birazcık tuz ve bu defa da bağlayıcı olması için 2 yumurta akını kullanıyorum. Bunu geceden yaparsanız daha çok şişer ve daha güzel olur. Ancak ben yaptım ve 20-25 dakika sonra da bunları pişirmeye başladım. İyice karıştırıyorum ve ikisini de köşeye alıyorum. Daha sonra bir tavaya birazcık zeytinyağı ekledim. Bu karnıyarık tozuyla yaptığım, gördüğünüz gibi kalıplaşmış, bir yemek kaşığı kadar içme suyundan ilave edip karıştırıyorum ve tavaya döküyorum. Bunu da böyle toplaya toplaya yuvarlak şekli vereceğim ve arkalı önlü bir şekilde pişireceğim. Bu esnada çok kısa karnıyarık kutu tozundan bahsedeceğim. Şöyle bir kutu aldığınız zaman indirimli bir zamana denk gelirseniz çok daha güzel olur. Bunu aldığınız zaman uzun süre sizi idare eder. Bir çay kaşığı kadar kullanıyoruz çünkü ortalama. Burada da böyle birazcık bu arada kenarları düzenliyorum. Sık sık bu işlemi yapıyorum. Döküp gitmiyorum yani ki. Çünkü esneyebiliyor. Yani aslında glutenin yaptığı o elastikiyeti karnıyarık kutu tozu yaptığı için buradaki esnemeleri ben kapatıyorum ki bunu bir kalıp şeklinde alabileyim. Bütün glutensiz unların birleşimini sağlamada bu tozu kullanıyoruz. Yulaf ezmesinin de böyle birleşmesini sağlamada yine bunu kullanıyoruz. Normalde ben bunu yaparken aslında çift tavayla yapmıyorum. Bir tek spatulayla çevirebiliyorum ama bu defa herhalde çekim yaptığım için heyecanlandım ve bu riski göze almak istemedim. Bu sebeple çift tavayla çevirdim ama siz spatulayla belki de tek de çevirebilirsiniz. Çünkü normalde ben hep bu şekilde çeviriyorum. Burada da yumurta akıyla yaptığım yulafı döküyorum. Karnıyarık kutu tozuyla hazırladığımdan daha hızlı bir şekilde pişiyor. Diğeri 10 dakikada pişiyorsa bu 5 dakikada hazır hale gelmişti. İkisi de çok doyurucu, gayet tok tutucu özelliğe sahip. Karnıyarık kutu tozuyla yaptığım daha elastik. Evirip çevirip katlayabiliyorsunuz. Herhangi bir kırılma olmuyor o toz sebebiyle. Ancak yumurta akıyla yaptığımız tabii ki de kırılabiliyor. Ama ikisinin lezzeti de 10 numara 5 yıldız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.